burası Kızıldere. Hani o şarkılar, türküler söylediğimiz, oy dere, Kızıldere dediğimiz ev burası işte. Burası. Burası. Şurada kurşun delikleri var. O zaman da bu buradaymış. Bakın. Odadaydı bu odada. Bakın şuralarda. Bu o zaman odadaymış. Bu roket parçası. Bakın şurada da. Liste gibi hatta özünce baksana. Bir halıya bu kadar kurşun gelir. Bu duvarların içleri hep kurşunla dolu. Bu iç duvarlar duruyor. Dış duvarlar yapıldı yerine. Bir de yukarıdan bomba atmışlar. Öyle bomba, bak buranın bu kapı çift kapı. Olduğu gibi gitmişti. Bu kapı kırılınca zaten akıyorlar ki hepsi burada. Hı-hı. Rahmetli babam dedi. Hepsi böyle bildirici oynar gibi dedi. Üst üstüne. Biz şimdi bu üst üstüne olmaya şüpheleniyoruz. Niye? Hı-hı. Kayınpeder de öyle diyordu ben. Bu kapı çift kapı olduğu gibi paramparça oldu. Bu kapı orijinal duruyor. Sabahlıkta burada. Bu kapı. Bu kapıda bir kere kurşun yok. Bizimkilerin bir kurşunu geldi. Bu kapı o taraftan kırıldı da biraz da buradan geldi işte. Beyefendinin silahı bomboşmuş. Efru Türkçünü. Bu duvar yoktu. Bu duvarın arası şimdi arsa. Bu duvar yoktu. Bu duvar yoktu, samanlığa geçiyor. Peki Ertuğrul burada mı? Ertuğrul Türkçü buradan samanlığa geçiyor. Samanlığa geçiyor. Yan taraf samanlıkta. Tamam, orada saklanıyor, burada çatışma çıkıyor ve burada, ölüyor. Şimdi burada çatışma çıkıyor. Çatışma sabah, anlattı eşim. Sabah erken geldiklerinde bayiler burada yatıyordu. Bizim çocuklarımız. Şu odada mı? Bu odanların odası burası. Gel bakalım odaya bakalım. Of. Burada, Mahir Çayanların odası burası. Burada yatıyorlar. Burada, sabaha karşı operasyon oluyor. Sabah operasyon sabahından olmuyor. Sabah geliyoruz. Burada bir karyola vardı, böyle genişleyildi. Şurada boydan boya makattı. Üstünde minder, yastık, her şey vardı. Bunlar yoktu o zaman. 14 kişi burada kalıyordu. 14 kişi. Sabahından ben ahıra gideceğim, kalktım. Ahıra gidiyorum. Kayınpeder de Nikşar'a gidecekti. Bunlar tuvalete gitmesi için ben çıktım. O kapıyı kapattı, gitti. Bunlar tuvaletini yaptı. Ben o tuvalet, önce bir tuvaletimiz yok, buraydı, bu yerine yaptı. Oranın camından baktım ki, o caminin yanından arıyor. O caminin üst tarafındaki evde, böyle şu karşımızda mezarlık var bizim. Evet. Mezarlığa kadar beton olmuş böyle, yok. Bizim de ormanımız var, dedim ki, hayranlığa nene dediniz, nene diyordu. Bu gece ne kadar ağaç taşımışlar. Halbuki asker geçmiş arkaya. Bir bank asker geçmiş. Bizim haberimiz yok. Bunların da yok. Sonra ben ahura inince işte iki kişi biri tarlaya doğranca geldi. Biri de samanlığa girdi peşimden hiç. Geri yanına döndüm asker. O askeri de gece Yunca Hasan dedi ya. Yunca Hasan'ı yakalıyorlar orduya giderken. Evine gidiyor. Oraya anlattım eşim bilmiyor. Nikşar'da evine varıyorlar. Orada bunları birileri görüyor Nikşar Ovası'nda. Evet. Diyor ki bize ekmek getirir misin diyor bizimkiler. O da diyor ki getiririm diyor. Doğru gidiyor direkt şey yapıyor. İhbar ediyor. Direkt ihbar ediyor. İhbar ediyor diyor ki onun içinde diyor bir Hasan vardı diyor. Ben o Hasan'ı tanıyorum diyor. Ama soy ismini bilmiyor. Onlar şimdi oradan çıkıyor onun evini aramaya gidiyorlar. Evine soruyorlar. Tanıdık adam demiş ya. Hasan'ı ben tanıyorum. İhbar eden adam. Hasan'ın evini buluyorlar, gidiyorlar. Eve buluyorlar, karşısına diyorlar ki kocam nerede? Kocam oraya gitti. Orada arabasını hep tarıyorlar, arıyorlar, buluyorlar onu. İndiriyorlar. Diyor ki anaşitlerin ettin diyorlar. Benim haberim yok diye. Tabii kalkıştılar herhalde. Kızıldere'nin ağalarına götürdüm diye. Bu askerin gece geçmesi onunla beraber ağalara götürmüş. Gece. Kimsenin haberi yok. O iki asker de onların içindeymiş zaten. Gelip bana soran birisi. Ağla varıyorlar, ateş yanıyor, bakıyorlar kimse yok. Bir ağla daha varıyorlar, yine ateş yanıyor, kimse yok. Tekrar hırpalıyorlar bunu. Bizi mi kandırıyorsun sen? Diyor ki, ben Emrullah'ın evine götürdüm.
asker elbisesi giydirmişler. Ben kendimi gördüm. Burada gördün sen. Burada tabii. Halide ben Ahır'ı göremedim. Ahır'dan buraya geldim. İki çocuk benim, bir de küçük kaynım vardı 10 yaşında. Üç çavuş köşede yatıyor, bu tarafta da kayınpeder yatıyor. Eşlerimiz olmayınca biz bir yerde yatıyorduk. 10 yaşında mısın? Kayınpederim. Sen, şey, kaynım. Sen kaç yaşındasın? Ben de 19-20 yaşındayım. Aynı mahallelerle. Aynı yaş. Aynı yaştayız. Sonra ben Ahır'dan geri geldim işte. Çocuğu aldım gittim. Yine yapamadım. Tekrar geldim. Görümcem yatıyor. Görümcemi aldım. Ahır'a gidiyor. Mahiller göremedi. Yap. Göremediler. Niye göremediler? Görümcem böyle kapıya vurdu. Dedi ki asker gelmiş dedi. Babamı soruyorlar. Babam. Bu odanın içindeler. Bu odanın içinde. 13 kişi vurdu. Mi? 13, 14 kişi. 14 kişi. Evet. 3 tane yukarılara yap. Dedi oturman dedi. Sizi görmesin askerler. Evet. Çok asker. Şu şurayı çevirmişler arka tarafa. Böyle buradan ta böyle evet. Çevirmişler ki biz daha haberimiz yok ya diye geceden çevirmiş asker. Aynı gel ben şu, şurayı bir gösterelim. Gel gelsene. Arkadaşlar 14 kişi Mahir Çayan arkadaşları ve 3 İngiliz teknisyen bu odada saklanmışlar. Şurada eskiden divan varmış. Bu yatak yokmuş. Divan varmış. Ve buradan çok çekim yaptım. Yani şu karşı bölmelere askerler mevzilenmiş. Operasyon hazırlığı içerisine girmişler. Sonra Mahir'i uyarıyorlar. Camın kenarında fazla dolaşmayın, kendinizi göstermeyin. Etrafınız sarıldı, askerler var diye. Sarıldı demedi. Sarıldığını bilmiyoruz ki. Bilmiyorsun. Bir dakika. Asker geldi. Babamı soruyorlar. Sizi görmesinler. Evet. O arada zaten çıksalar o izimizi onlar anlardı. Askeri de görürdü. Sonra ben buraya geldim. Geri örümceğimi götürdü. Kaynanam da bir akrabaya gitti. Kayınpeder de. Şimdi kapıyı açtık ya bana muhtarın evini sorayım deyince. Muhtarın evi dedim şuradan gel. Şu gözüküyor. Yok dedi. Öbür anne geliyor tam ya da o şişman gelemiyor. Çavuş muymuş, babası mıymış bilmiyordum. Yok dedi, yeni muhtarı vermiş o. Yeni muhtarı mı dedim, kayınpeder kapıyı açtı. Onlar tuvalet işi bitmiş. Bir de kayınpederi de aldı o tek asker gitti. Arkadaki askerin içine götürmüş mevzini. Yok, köyün adamını topladı sanırım. Anide ben buradan geldim, buradan geri inerken anide doldu asker. Halide sardılar evde etrafı. Ondan sonra ben daha içeri giremedim görümcemle. Üç çocuk yatıyor burada. Şey değil Ertuğrul konuşma yapıyor geçen. Çok kızdım internette. Bir yaklaşarak söyler misin? Buraya gelenler dinletti bana da. Ev değil zaten diye ev sahipleri boşaltmıştı. Biz bir şeyi bilmiyor ki boşaltsak size sahip çıkmasak 14 gün. Senin çayını çorbanı yapmam mı? 14 gün burada. 14 gün sabah burada, askeri bahsedin. 14 gün siz ekmek, yemek, su, yemek, her türlü destek. Tabii ki. İki gecede bir ekmek pişiriyordum. Çok. Ekmek çok sevdim. Peki Ertuğrul, operasyon başladığı zaman buradan kaçıp buraya mı geçiyor? Şimdi onu ya, anlatacağım. Tamam. Halide operasyondan kaçmıyor. Şimdi askerle tarafı basınca ben buraya koymadım ben asker. Ahır'dan geliyorum çocukları alacağım. Tam oturduğumuz yerin köşeye geliyorum koşarak ama asker tam orada. Yıl koymuyorlar beni tüfeği çeviriyor önüme. Onları çoktan öldürdüler, camdan attılar, beynine kurşun sıktılar. Cahil bir kadınım, ağzım yaşmak mı yaşmak yap tutuyorum. Kaynamıyor, kaynamıyor. Bir şey görmemişim. Su yok, ışık yok, yol yok. Ne bileyim hiçbir şey yok ki. Bana da o şey bana, çocuğu bana aldırmayınca gittim. Öbür şu karşıdaki boşlukta öbür dayımın evi vardı. Kayınpeder benim dayım. Tuvaletin camından emme beş sever geldim bu kapıya. Koymuyorlar beni çocuğu almaya. Dayı dedim. Ben kendimi tutayım. Çocukları dedim bana aldırmıyor dışarıdaki askerler. Öyle deyince mahillerin duyuşunu söyledim. Anons ettiler. Anons ettiler dediler ki Mahir çocukların arkasına sığınma gel tersin. Öyle deyince mahiller dedi ki o sese çıktı mahiller burada. Hiçbir yerden haberleri yok. Şu odanın camı çift cam büyüktü. Camdan gözlediler ki evet ağaçlar yok diyorsun. He ağaç yok diyorsun. Gözlediler ki etraf asker kilitlemiş. Ne çocuğu dedim mahiller. Ne çocuğu çocuğunu kayınpeder dedi ki mutfak evinde yatıyor çocuklar.
Mahiller kapıya çık, çocuğun birisi uyanık, ikisi uyuyor. O zaman duydu mahiller. Askeri şeyi o zaman gördüler. Anası deyince teslim ol, gel çocuğun arkasına sığınma dedi. Ben daha burada yok, gitme. Öbürdayım, mevlin kapısındayım. Teslim olmuyor dedi. Ne çocuğu dedi, işte çocuğu tarif etti. Çocukları aldı ya, kapıdan dışarı veriyor. Askerler aldı, bize verdi. Çocukları mahiller çıkarttı içeride. Uyanlar da kaldırdı. Mahillerin duyuşu böyle. Sonra da anons edince gel teslim olmuyoruz dedi. Konuşalım dedi. Konuşma içinde buraya çıktı çatıya. Burada merdiven vardı. Of, buradan çatıya çıktı. Elini böyle itti. Şeyi, kiremidi. Kafasını çıkardı konuşurken. Gel teslim ol dedi. Olmuyoruz dedi. Şeyleri ver dedi. Ladar mı? Onlar da vermiyoruz. Teslim ol, olmuyoruz dedi. Daha onu konuşurken Mahir o evin yanından aşağı indi şimdi. O evde komşu, akrabamız. O samalık yoktu şimdi. Dışarıda göstereceğim size. O samalık orada yoktu o zaman. O evin direkt camı buraya bakıyordu. Tuvaletin camından tek kurşunla Mahir verdiler. Allah o oğulları topacağız. Orada tek kurşun atıp da kafasının arkasına oraya düşünce anlıyor arkadaşlar. Buraya kadar geleyim Mahir. Buradan kanı taşımaya gitmiştim. Burada merdiven var. Merdiven vardı işte merdivenden çıkıyor. Orada da vurulunca buraya kadar geliyor deliğin ağzına. Oradan duvardan böyle kanı bir yana akmıştı. Orada canı çıkıyor. O orada vurulunca diyormuş mahkemede şimdi dinlemiş. Ben diyormuş oraya geçtim, orayı verdiler bana. Sana oraya git saklan mı dediler içerideki arkadaşlar. Bunlar arkadaşımız, yoldaşımızsa bir tane de yanıma götür mübarek ne olur. Onu bir iş olsun, o da sağ çıkardı. Orada hiç bir yerinde bir çizik yok. Silahı boşmuş. Ertuğrul Türkçü'nün. Evet, evet. Öbürleri burada sabah 8.30'da mı? Yalan söyleniyor. 9'a kadar uğraştılar öyle konuşma şu bu. Ondan sonra orada şey başlayınca ateş. Her taraf yıkıldı. O cam uçtu. Bu kapı çift kapıydı olduğu gibi aşağı düşünce. Akşam 8-8.30 gibi. Babam diyor ki benim kayınçım evde, yani kızımın evde. Ben bakayım içeri. Kimseyi koymuyor. Babam dedi ki hepsi çocukların bir oynaması gibi dedi. Üst üstüne herhalde. Hepsi. İngilizler buradaymış. Bak biraz perişan. Kusura bakma. Elimde kopyalıyor. Şurada iki teris vardı. Mallara yem çekerdi. Babam dedi ki ikisini birine bağlamışlardı. Birini de birine bağlamışlardı. İngilizleri. İngilizleri. İngilizleri bizimkiler. Beyinlerine kurşun sıkmışlar dedi babam. Askerler. Değil yok. Askerler zaten ahobaca yıkılıp onlar ölünce içeri işiyorlar. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Birincisi bizim için çok önemli. Ertuğrul Kürtçü'nün çatışmadan kaçıp samanlığa sığındığını ondan sonra ve işte Mahir'e sahip kaçtığını Mahir'e işte sahip çıkmadığını çıkmadı. Kaçtığını çatışmaya içine girmediği söyleniyor. Biz yine buna inanmadık, inanamıyoruz. Doğru. Çünkü olabilir bir çatışmada bir kişi sağ kurtulabilir. Hiç kurtulamaz yarasız. Diye düşündük. Ama birinci derece tanığı sizsiniz. İşte yani, değil mi olay Mahir orada ölünce diyormuş. Bana orayı verdiler, ben oraya geçtim diyormuş daha. Ha, ben orayı Mahir savunacağım. Ha, evet. Ben orayı savunacağım diyor. Bir sen savunacağım. O zaman da İngilizler diye, burada. İngilizler de işte, burada işte yanlarındayım. Evet. Diye sonra yapıldı mesela o bağlı. Belki o da vardı bağlarken. Belki kurşun sıkan kapıydı, bilemiyoruz bir sefer ama. Evet. Bu kapı uçuyor işte. Akşam 8-8.30 gibi. Kapı uçurunca buraya geliyorlarken. Hepsi üst üstüne. Saf ve tak yaralı çıkıyor. Şimdi buradan tek tek çıkarıyor. O harmana gidiyor. Harmanda orası. Oradan öküz arabalarını koyuyorlar. Biz Özekse yaylası diyor. Yayla var. Oraya taşıdılar. Oradan da Nişan arabalarını. Şimdi burada ileri çıkarırken saf ve tak çıkıyor. Yaralı ama sağ. Tersi mi?
Ha ölmedim, nasıl bilmem gittim diye çıkarıyor yatağından dışarı. Şerefsizim de işte çekimde yapıyor ama. Of, orada bir kuşun sıkıyor. Aşağı düşük böyle yaşlar. Saffet Alp. Saffet Alp. Sadece o öbürlerin hepsi canı çıkmıştı dedim. Sadece onu da onlar halletti. Üstündeki varsa bilmiyorum, gözünü sevdim. Onlara atan kuşunlar Allah onlara da getirsin. Bu evi işi paramparça yani, bu kapılar, bacalar hep koptu. Evlerin içinde direkler var, sade direkler bıktı. Bu evin dört çevresini yeniden yaptım, aynı dede. Sade iç duvarlarımız duruyor. Valla bizim için çok çok önemli şu anlattıkların. Evet. Birinci derecede tanığı aynen, olmanız aynen açısından için, çok önemli. Evde olduğum için ben buradayım. Ve bu evi, bu evi yaşattığınız için, bu evi, bu evi yıkılma, her sene tamir yapıyorum. Yıkılmasından kurtardığınız evet, ve bu aynen hala burada canlı olduğu için evet, gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Evet. Yani bu konuda yani bizler de bir şeyler bizim çoluk, yapmalıyız. Bizim çoluğumuzun yolu da bu. Evet. Bunları sevip saydığımız için, onların sahibisi için biz buraya biz her sene geliyoruz bu adamı. Yapıyoruz, tamir ediyoruz, uçuyor, iç duvarlar çamur. Bir yanı beton, bir yanı çamur, bir yanı alabulaydı. Geçen sene adamcağız. Altı sefer ameliyat oldu, altı sefer. Tamir ediyoruz, gücümüzün yettiği kadar. Yıkak yapak diyor, kıyamıyoruz. Yok, yok, yok. Gelenler diyor ki yıkmayın. Sakın, böyle kalsın. Üç senedir koymuyorlar bu yetimseyi. Evet, girişte önlem var dediler ama bir şey, şeyle karşılaşmadık. Siz Avustan mı geldiniz Avustan? Aşağıdan evet. Niksar'dan evet mı geldiniz? Niksar'dan geldim. Niksar'dan geldiniz, önümüzde zaten karakol. Gördünüz mü? Gördük gördük ama bir uygulama olmadı, ya, bir çevirme olmadı. Çok çeviriyorlar. Bu sene üç tane kadını döve döve karakola hapislemişler. Biz o evi illa göreceğiz demişler, koymamışlar. Kendi anlatıyor burada kumandan geldi. Bu ev sayıp sayanlar geliyor kardeşim, bu ev yüklenip götürmüyorlar. Bu ev size niye giydirdim ya? Geçen sene benim küçük oğlum geldi, hamileydim o zaman. Kapının ağzına bir asker, iki üç tane. Üst tarafta yine, kapının önünde, çöplükte. Bu ne dedi ya? Biz evimize gelemeyeceğiz mi kardeşim? Ne var bu evde? Kaç sene önceydi bu? Geçen sene, güvenli askerliğiyle geldi. Hı hı. Bir sene oldu işte. Gitti bir de kumandan geldi. Ne oldu, rahatsız mı oldun dedi. Şurada sorduyorlar. Samsun milletvekili, Amasya bir de Tokat. Onlar da geldi. Ertuğrul hiç geldi mi buraya merak edin? Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Hiç gelmedi. Ertuğrul'dan başkasının sahipleri, komşusu, akrabası. Her taraftan adam geliyor kardeşim. Ne bileyim sana, İngiltere'den, Almanya'dan, Fransa'dan. Buraya gelmeye kimse merak eder. Sen sayan gelmiyor. Arkadaşlar siz de gelin. Yolu biraz sarp olsa da doğası da çok güzel. Üstelik bu evin gelmiyor, gerçekten tarihi... Açık. Bizim tarihimiz açısından da çok önemli aynen bir yeri var. Bunu yaşatmalıyız. Bu insanlarla sohbet etmeliyiz. Ve anlattıklarının canlı tanığı olmalıyız. Çünkü evet, böyle öğreniyoruz. Ve ben bunu size aktaracağım. Ama sizler de gelin buraya. Sizler de bir şeyler alın. Fikir, düşünce, izlenimlerinizi alın. Sevgili ve sizler de birilerine aktarın. Kapımız açık. Öyle uzaktan o türküyü söylemekle olmuyor arkadaşlar. Lütfen. Aynen. O türkü